Evet. Şimdi ürün yönetimi ile ilgili uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Bunun için öncelikle uygulamanın genel yapısını oluşturacağım. Bunun için bir handler alanım olacak. Handlers klasörüm. Bir helpers klasörüm olacak. Models klasörüm olacak. Bir de CMD yapalım. Bu CMD'yi de bizim main Go dosyamız için kullanacağız tabii ki. Genel yapımız şu şekilde hazır. Klasör yapısı hazır diyelim. Şimdi burada models içerisine geliyorum ve tek bir tane model kullanacağım zaten. Bu da product olacak. Şu şekilde product Go yazayım. Bunun tabii ki package'ı product olacak. Düzeltiyorum. Models olacak. Ve import. Burada time package'ini kullanacağım. Nesne içerisinde product struct id field olacak. Integer. Sonrasında şurada JSON taglarını kullanacağım. JSON tagları. Şuradaki işaret biraz kafanızı karıştırabilir. Bu normal teknik değil. Adını da unuttum açıkçası ama benim klavyemde bu alt tuşuna basılı tutup 9 ve 6'ya sırasıyla basarak çıkıyor. Bu işlemi XML ve JSON veri dosya yapılarını işlerken, onlar üzerinde uygulamalar yaparken zaten göstermiştim ama tekrar bir hatırlatma olarak söylüyorum. Geldim. Devam ediyorum. Name string. String diyorum burada. Ops. Şöyle name tagında description string tipinde description şöyle iki tane daha ekleyeceğim. Bunlar da bu herhangi bir ürünün eklenme tarihini, eklenme zaman bilgisini tutacak. Created on diyoruz. Time package içerisindeki time nesnesini kullanıyorum ve JSON yapısını da yine oluşturuyorum şurada. Şunu bir tane daha alıyorum ben buraya. Created on. Bu da changed on olacak. Şurayı da değiştiriyorum. Changed on. Burası tamam. Kaydediyorum. Düzenlendi. Bu herhangi bir sorun yok demek. Bakın burada da güzel bir uyarı veriyor bize. Diyor ki bunu bu şekilde yapma diyor. Aslında benim sürekli her zaman kullandığım yöntemi tavsiye ediyor. Şu şekilde tanımla diyor. Bu şekilde yaptık biz de. Ondan sonra şimdi adım adım geliştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda farklı bir kısmını geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz.